Ya ekran nasıl evet bir sihir. Ya. Biz bir bakıyoruz böyle orada böyle birbirine çok anaç üzgün. anne bir, kız anne, falan evet. böyle. Ya tabii Diyorsun ki, ki kamera arkasında vardı. da böyle güzel ilişkileri vardır ama sen komplekse girdim, sesimden utandım evet, noktasında. 8 sene. Yani. Yani. Evet, doğru. E ve şimdi insanların mesleklerinin en başında 20'lerde kırılması sonraki kariyerlerinde çok etkiliyor. Belki sen setlerden soğudun ya da oyunculuğu bırakacaktın. Ben mı? oyunculuğu bırakacaktım zaten. 2 sene oyunculuk yapmak istemedim. Öyle de bir dönemim mi oldu? Ya bu yüz tabii ki bu yüzden Kırgınlıklarım değil. var. Ya hmm. Yok zor geldi. Kırgınlıklarım da değil aslında zor geldi. Hmm. Zor. Oradaki hmm. ilişkiler gözünü korkuttu. Her Gözüm yerde öyle mi diye. Evet yani. Bu bir kırgınlıktır aslında. Küçücüktüm aslında. Evet. aslında şimdi 22 yaşındaki şu e, zamandaki 22 yaş e, olgun kadınlar gibi ama ben o zamanki yani benim e, şeyim kuşağımdı belki. Hı. Ben çocuktum 22 yaşında. Tabii ki. Her söz benim için çok büyük algılan. Dediğim gibi şu an mesela bir DNR bana deseydi ki işte sesin kötü ve bir dizilerde seslendirme Hı. yapamazsın. Ya yani bu şekilde algılamazdım. Evet, Ama o zamanki hissettiğimi çiz. ben size söylüyorum. Evet. Evet. Benim için çok büyük geldi. Çok büyük e, kötü hissettirdi yani. Hı. Böyle kulaklarımda uğuldadı ses. Sözleri cümlesi. Etkilendim yani, etkilenmedim etkilenmez diyemem yani. Olmaz mısın? Olmaz mısın? Acaba e, hani orada torpilli olduğunu düşünerek de olabilir. bir dışlanma olmuş olabilir, olabilir mi? Olabilir tabii ki. Ben herkese anlayışla karşılıyorum. Ama sadece kendi yaşantımdan bahsediyorum. E, diyebilirler ki güzel kız alındı. Belki birisinin tanıdığıydı o yüzden alındı. Evet. Deneyimsiz kişiyi niye aldınız? Gibi bir sürü düşünce olabilir. Ama be, benim tamamen tesadüfen oldu. Yani çok masumdum. E kötü de davranılmadı. Mesafeli davranıldı sadece. Yanlış anlaşılmasın. Hı. Mesafeli. E tabii ki herkes herkese çok ilgilenmek zorunda da değil şimdi. Hani iş, insanların işi. Orada birisini eğitmek de değil o konuda da hem Ne olursa Ama kırgınlık e, da değil zor geldi sadece çok zor geldi. İlk setim olarak. Tamamen de bırakabilirdin. Tabii tabii. Tamamen tabii, de tabii. pes edebilirdin. Tabii. O kadar evet. etkili ki. Çok 22 etkili. yaş çok genç çok taze bir yaş. E, bizim zamanımızda Hızlı çok da zor bir, bir yaş. yaş. Evet aynen. Evet ünlü isimlerin <laughs> çocuklarının efendim isimlerini bu masada konuşmaya devam ediyoruz. Bu kez kiminle konuşacağız? İsim analisti Melike Aydın'la. Melike'cim evet. gel. Evet Melik, böyle geliyorsun. Bizim başında da Kuvanş <laughs> Tatlıtuğ'un önümüz ay dünyaya gelecek olan oğluna verdiği kurt hoş ismi geldin. var. Melike hemen evet. sizle başlayalım. <laughs> kurt ismini nasıl buldun? Ya ben şaşırdım açıkçası. Nereden dedim bu? Evet. Kurt ismi nereden e, icat etti? Yani bu nasıl bir e, düşünceyle karar verdi onu anlayamadım. Herhalde titreşimlerine bakarak kurt isminin enerjisini vermiş oldu. Ama e, manevi yönden araştırdığım zaman hiçbir enerjisi yok. Hmm. Eğer maddi yönden bakarsa evet onun enerjisi var. Demek ki maddi yöne bakmış. Yani manevi bir enerjisi yok. Maddi yönden çok büyük kalkış. Ve inanç konusunda sıkıntı ismi gibi inancı yaşayamayacak düşünebiliyor musunuz yani kurt her zaman tedirgin olacak korkusuz olacak her şeye atılım olacak bir şeydi hani mücadele verecek ve anne baba arkasında olmak için elinden geleni yapacak bir inat olacak Evet K harflerine bakıyorum e, U harfine bütün harfleri akroloji nemmorolojiye hesap ettiğimde. Evet, açılımı var ama diğer tarafta anne baba ismine baktığında evet burada durağan enerjiler. Anne baba geriye adım attı taktı o çocuk gidemez. Sürekli annesi, babası onun arkasında olacak. Her, Her bir şekilde itici güç olacak. Yani annesi çok yanında olacak, babası çok yanında olacak. Yani billah Allah uzun ömürler versin, vatanına milletine Amin. hayırlı bir Amin. evlat olsun. Amin. Ama harflerin titreşimi ilerlemek maddi manevi manevi yok maddi, maddi acı yükseldi e manevi nerede kaldı burada e ben şunu anlay anlayamıyorum ya e, Avrupa ülkelerinde isimleri e, Arapça olarak çocuklarına veriyorlar müslüman isimleri ver veriyorlar kurt nereden çıkıyor bu çocuğa yani bir bebek yani sonuçta bu bebek Dünya enerjisinin içerisinde, kendi hayatında, kendi kavramın içerisinde duracak bir bebek. Manevi aşısı anne baba ona çok yükleyecek. Kurt ismini koymayı düşünenler ya da... Kesinlikle isim... hayır. Kurt isminde harf olarak bakarsa tamam titreşimi vardır. Ek isim bulması gerekiyor. Sade kurt olmaz. E, diğer taraftan bir ek ismi bulduğu zaman o titreşimi de sağlaması gerekiyor. Burada da bir ek isim buldular. Ek Efe. Is... Efe. Efe onu bir taraftan kur Kurt Efe. Kurt Kurtarıyor. Efe. Kurtarıyor, İşte Efe de bir maneviyat taşıyor. Hmm. Bir taraftan fedakarlığı veriyor, bir taraftan tutunmak için elinden geleni yapacaktır. Nedir? Yine annesi babası arkasında olacaktır. Ama kurtun maddi açılımı vardır, zeka vardır, hmm. incelikleri vardır, mücadelecisi vardır, ee, manevi eksikliği vardır. Hmm. Ama Efe'yi koyunca işte burada maneviyatı Kurt Efe kazanacak. Hürtepe oluyor diyorsun. Hürtepe olur. Çünkü ek isim bulması gerekiyordu. Hatta uzun bir ek ismi Kurt Efe Ali daha çok şanslı olacaktı. Hmm. Her anlamda yani bir dünya liderine merhaba diyebiliriz. Oh e doğmasına doğması kadar var. net. Belki düşünürler. Yani şey o kadar ederler. net diyebilirim. Yani bir isim daha ona ek koyarsa tamam bitti demektir. O zaman biz Hani eğil böyle dur karşısında. Tamam Kıvanç'ın annesi i̇şte Nurten teyze hemen bir isim daha budur oraya. Bir ay var. Bir ay, bir ay olmasına. Mutlaka ekisim bulsunlar. Manevi akışı sağlar. Bak Efe sağlıyor. Diğer taraftan e, üçüncü bir isim daha tamam bitti demektir. Yani düşünebiliyor Kahinatta tamamen kendi hedefinde. Yani düşün her anlamda her koruyucu bir enerjinin içerisinde. Yani bütün zırhını ölmüş oluyor burada. Sedef'in ismini nasıl buluyorsun? Sedef ismi çok var. E, S, S, harflerine baktığın zaman Seda e, isimlerinde, Sevda isimlerinde, Sevim isimlerinde ama Sedef'e baktığım zaman F harfiyle bitiyor değil mi? F o, o bir karakterimin ismi Sedef. Ha. Ya, karakterin Seda, adı Seda. 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 Herkes Seda. 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 Herkes. Seda. 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 Herkes Seda. kaderinden efendisidir. Herkes ismini yaşar maddi, manevi herkes nefsiyle ismini taşımasını bilmesi gerekiyor. Peki Seray severde ikizlere hamile. O da kısa bir süre sonra bebeklerini dünyaya getirecek. Birinin adı Sofya, diğerinin adı Arya oldu. Şimdi ile e, şöyle Kur'an'da geçmesi şart değil. Anlamları da çok güzel olacak ama manevi enerjide Sofya'da biraz saf enerjisi vardır. Saf enerji. Alya, Sofya. Sofya ve e, ikizleri olacak dediniz. ikiz. E, e, evet, ikiz. sadece Sofya'nın enerjisinde biraz durağan enerjisi vardır. Hmm biraz böyle durgunluk vardır. Biraz içine kapanık olabilir. Alya'ya gelince daha atik olabilir. Alya Al gelince daha atik olabilir. Daha becerikli, daha çok kendinden emin olan bir enerjisi vardır. A harfi vardır içerisinde çünkü. Hı hı. Ne oluyor burada? A harfi macerayı sever. Her konuda her anlamda açılımını sever. Maddi ve manevi zenginliği ister. O zaman isimlerinin içinde bir A, İç, olsa... A mutlaka bir de fazla A olması gerekiyor. Soyadınızın içerisinde sevda mıydı? Seda. Seda, Seda. Seda. Seda sev, sevgiye, aşka. Her zaman sevgi, aşk, merhamet böyle. Herkese sevgi, öyle, herkese öyle. merhamet, herkese <laughs> öyle, tamam, öyle. herkese okey. Çünkü S harfi evreni işaret ediyor. İki tane uyuyu taşıyor. Nasıl diyeceksiniz? Hı. Bakın elimden çiziyorum bir U, evet. bir U. Bitti. Hı. İki tane yani maneviyatı çok yüksektir. Hı. Enerjisi çok yüksektir. İçinden geçse demin izledim diyor ki hiç de bu mac maceraya katılmak istemedim. Aslında gerçekten ciddi anlamda kendine özgü, okuyacak, öğretmen olabilirdi, kreş açabilirdi kendini, hayatında başka bir alan açabilirdi. <laughs> ne yaptı? Bir kişi tarafından yönlendirildi. Çünkü harfler de yönlendiriyor kişi kişiyi. Kişi kişiyi yönlendirir. Hani kişi kişi kendinden evet. bilir işi derler ya. Evet. Harfler de aynı titreşimi veriyor. A harfine bakınca şanslısın. Macera, sevgi, e, merhamet hepsi vardır. Aşkla ve sevgide inişler ve çıkışlar. Peki bu ara Seray Sever Aha. demişken 48 yaşında hamile kaldı. İkiz bebek bekleyen Seray severli hafta sonu Hürriyet'ten Orkun Ün bir röportaj yapmıştı. O röportajda Seray geç annelik ve tüp bebek yapmanın zorluklarından bahsetmişti. Bir ev parası harcadım bu süreçte. Bu işin tüccarı, dolandırıcıları var diyerek insanları uyarmıştı. Bunun üzerine Hürriyet'ten Fulya Soybaş, duayen hocaları aramış bu konuyla ilgili. E, tüp bebek sektörünün istismara en açık alanlardan biri haline geldiğini doğrulamış iki hoca ve bir şey söylüyor iki hoca. Diyor ki 45 yaş sonrası Tüp bebek sahibi olmak imkansızdır.